10 Ocak 2023'ten kampımızın 29. gününden selamlar gençler. Keyifler nasıl? iyidir Her zaman soruyorum. iyi diyen çıkmıyor ama eminim iyidir. Yani videoyu izliyorsan, bizim kampı takip ediyorsan kimyayı birazcık anlıyordur inşallah. Ve sizlere faydamız oluyordur. Arkadaşlar dün kaynama noktasında kalmıştık. Buhar basıncını anlatmıştık. Koligatif özelliklerdeyiz. Vakit kaybetmeyeceğim. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kanala abone oluyorsun abone olmadıysan. Videoyu beğeniyorsun. Yorum atıyorsun. Bizlere bir isteğin varsa söylüyorsun. Yani seninle beraber inşallah sene sonuna kadar kampta ve soru çözümleriyle işte deneme çözümleriyle ne yapacağız? Bu kimyayı halledeceğiz arkadaşlar. Gelin bakalım videomuza başlayalım. Geldik bakalım öğretmenim sıvı çözeltilerde böyle yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. 8. bölümdeyiz. Bugün koligatif özelliklerde kaynama ve donma noktasındaki değişimleri beraber göreceğiz arkadaşlar. Gelin bakalım videomuza başlayalım. Geldik arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Kaynama noktası yükselmesi. Dün buhar basıncını ne yapmıştık? Düşürmüştük. Bir de uçucu maddeler ekleyip uçucu daha az uçucu bir maddenin üzerine daha uçucu bir madde ekleyip ne yapmıştık? Buhar basıncını yükseltmiştik. Şimdi kaynama noktasındayız. Arkadaşlar kaynama noktası yükselmesi diyeceğiz. Uçucu olmayan çözünden ilavesi diyeceğiz. Hocam uç Ucu, mesela uçucu olmayan neydi? Mesela tuz, şeker gibi maddeler ilave edeceğiz biz. Tamam mı? Peki öğretmenim daha uçucu bir madde ilave etmeyeceğiz mi? Arkadaşlar mesela alkol su. Biz bu çözeltinin kaynama noktasına bakmayacağız. Çünkü neden? Alkolün kaynama noktası 78 derecedir. Suyun kaynama noktası 100 derecedir. Ben zaten bunları damıtarak ayırırım, değil mi? 78 dereceye gelince işte alkol karışımından ayrılır. Bunların ayrı yöntemleri var. Biz müfredatta buradan sorumlu değiliz. Biz sadece uçucu olmayan maddeleri ekleyip ne yapacağız? Kaynama noktasında çözeltinin kaynama noktasındaki değişime bakacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi o zaman öğretmenim Hadi gel ekleyelim. Şimdi saf bir maddeye uçucu olmayan yani şeker, tuz gibi bir madde ilave edildiğinde çözülen madde buharlaşmaz. Yeni oluşacak çekim kuvvetleri sayesinde çözücü maddenin buharlaşması daha zor olacağından yani buhar basıncı ne yapıyordu zaten dün ben uçucu olmayan bir madde ilave edildiğinde buhar basıncı düşüyordu. Ben TET'de demiştim Buhar basıncı düşerse daha zor dış basıncı ulaşır. Bir kaynama olayı neydi? Bir sıvının kendi buhar basıncının dış basıncı eşit olması. E o zaman dış basınca daha zor eşit olur. Buhar basıncı düşerse. O zaman ne olur? Kaynama noktası yükselir arkadaşlar. Daha zor buharlaşması demek. Benim o buharlaşsın diye yani kaynasın diye dış basıncı ulaşsın diye benim ona daha çok ısı vermem demek. Dolayısıyla ne yapar? Kaynama noktası artar dedik. Peki öğretmenim ne kadar artar? İşte... Bu videoda tam da bunu yapacağız arkadaşlar. Kaynama noktası yükselmesi diyoruz. Ama önce şunu göstermek istiyorum. Bak şimdi ben bir maddeye. Şimdi saf maddelerin neydi? Saf maddelerin kaynama noktası sabit hal değişim sıcaklıkları sabit. Örneğin bir ATM için su için konuşalım arkadaşlar. H2O. Bunun kaynama noktası mesela ne yapardı? 100 dereceydi değil mi arkadaşlar? 100 santigrat derece. Örneğin mesela sıfırdan bahsedeceğiz tabii grafiği. Mesela sıfırdan 100'e geldiğinde ne yapardı arkadaşlar? Böyle sıcaklık sabit kalırdı. Ben bu 100 santigrat dereceni derdim. Kaynama noktası derdim. Şimdi şuradaki grafiği de ben Şöyle sıfırdan başlıyormuş gibi düşünelim. Tamam Şöyle bir grafik olacak bu. Şurayı sil yani. Şurası yok. Şuradan düşün. Şimdi burada arkadaşlar kaynama noktasının azıcık yükseldiğini görüyorum. Yani burası da kaynama noktası. Değil mi? Şurası da kaynama noktası ama çözeltinin kaynama noktası. Ne yapmış çözeltinin kaynama noktası gördüğün gibi? Şu kadar yükselmiş. Yani mesela buraya ne diyelim? Mesela şuraya A kadar yükselmiş diyelim. Kaynama noktası artar dedik. Nereden anladım? Buradaki artış hızı azalmış. Yani şuradan anlıyorum arkadaşlar ben bunu. Şuradan anlıyorum. Bak sıcaklığın yükseldiği yerde Şöyle diyeceksin. Madde yarı doygun. Tamam mı? Yani tam doygunluğa ulaşmamış diyeceksin. Yani çözebileceği maksimum madde miktarının çözmemiş. Neden? Çünkü yarı doygun şöyle düşün. M eşittir. N bölü V. Molar derişim. N çözünen değil mi? Bölü litre çözeltiydi. Yani sıklık. Çözünme sıklığı. Şimdi çözelti yarı doygun olduğundan dolayı burada su buharlaştıkça hacim azalır. Çözülen madde çökmez, sabit kalır ve derişim artar. Yani madde burada su buharlaştıkça sıklaşır. Sıklaşır. Tamam mı? Ta ki madde nereye kadar? Doygun olana kadar. Doygun. Bak şurada maviyle gösterdiğim yerde de madde doygundur. Bak burada da m eşittir n bölü v yazarsam. Şimdi bu sefer su buharlaştıkça tam doygun ya tam kapasitesi kadar tuz çözüyor mesela. Bu sefer tuz da çökmeye başlar. Daha fazla çözemeyeceği Tamam mı? Yani bu çöker. İkisi de birlikte azalacağından dolayı derişim değişmez. Sabit. Aynı oran yani Suyun buharlaştığı oranda tam doygun bir çözeltide su buharlaştıkça bu sefer madde de çökmeye başlar. Madde doygun olur. Yani koligatif özellik derişime bağlı ya derişim değişmezse kaynama noktası da değişmez. Yani biz çözeltilerde sadece yarı doygun çözeltiler için işte hal değişim sıcaklıkları sabit olmaz. Yani kaynama noktası için mesela artar, artarak devam eder diye biliriz. Umarım anladınız değil mi? Yani sen grafikte böyle artışın olduğu yerde ne diyeceksin? Bu çözelti yarı doygun. Eğer derişim sabitse... That is... sıcaklık, hal değişim sıcaklığı sabitse bir çözeltiden bahsediyorsam o çözelti ne olmuş olacak? Doygun bir çözelti olmuş olacak. Peki öğretmenim bunu anladık bu cepte. Ben bir çözeltinin kaynama noktasını nasıl hesaplayabilirim? Burada bir formülümüz var arkadaşlar. Delta TK farktır tamam mı? Fark. Yani kaynama noktasındaki o artış ne kadar olacak? KK çarpı M çarpı I. Burada KK dediğimiz kaynama noktası sabit. Mesela bu su için ne olacak? 0.52 santigrat derece molal. Yani ortamda bir molal iyon varken 0.52 santigrat derece kaynama kaynama noktası suyun ne yapıyormuş? Yükseliyormuş. Birazdan sonra da göstereceğim zaten. Sonra delta TK bu aradaki fark. Delta TK şu yani mesela çözelti diyelim 110 santigrat derece oldu. Kaynama noktası yükseldi. Saf halde su mesela 100 santigrat derecede bir atmosfer için. Saf halde su için konuşuyoruz arkadaşlar kaynamaya başlar. Bak 110'dan 100'ü çıkarttırsam yani ne yapıyor? Delta TK 10 santigrat derece kaynama noktası artmış yani tamam mı? Öyle düşün. KK kaynama noktası sabiti. M çözeltinin molal derişimi bak molal mol molar değil. İ de ne oluyor öğretmenim? Bu da çözeltideki iyon sayısı. Hani hatırlarsak toplam iyon derişimine bağlı demiştik. O zaman iyon sayısı da iyi olmuş oluyor. Arkadaşlar formülü kullanabilirsiniz. ÖSYM burayı sorar. Gelir yani. Buradan hep soru geliyor. Bu sene de gelebilir bak. Diyorum. İnşallah çıkar. Ondan sonra hocam soruları nereden çarptınız deme. Gelecek yerler belli zaten. Hep bunları sormuş adamlar. Tamam. Şimdi o zaman... Şöyle diyoruz arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bak bir de şöyle bir bilgim var. Eğer ben bu kaynama noktası farkından yani buradan faydalanarak çözeltinin mol kütlesini tayin ediyorsam analiz ediyorsam o zaman bu ebilioskobi adını almış oluyor. Sorularda gelirse doğru dersiniz arkadaşlar tamam mı? Geldim bak örnek 3'te şöyle bir bak rahatla tamam şöyle bir arkana bir yaslan. Beni çok dikkatli dinle ilk başta formül kullanmayacağım. Formül kullanacağım mantığını anlatacağım. Sen ister formül kullan ister mantığından yap. İstediğin gibi yap ama anla bak kurban olayım anla tamam. İnanıyorum sana. Gel o zaman gel gel. Şimdi rahatsın tamam. Şimdi öğretmenim baktım. Öğretmenim nasıl bir iç çekiş o. Bak sana öğretmek istiyorum öğretmenim öğretmek istiyorum. Dinle şimdi. 450 gram elimde ne varmış? Benim elimde şeker tamam bu? Biliyorsun zaten glikoz. 2500 mililitre sulu çözümünde oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki kaynama noktası kaç santigrat derece olarak ölçülür? Şimdi 2500 bak suyun 1 santimetre gibi yani 1 mililitresi santimetre küp mililitreye eşit diyebiliriz. 1 gram o zaman 2500 mililitre su 2500 gram yani 2,5 kilogram gelir. Şimdi ben bak burada çok önemli işte bunları anlamak bak. C6H12O6 Şimdi ben suya ne yaptım? Şeker ilave ettim. Şimdi şeker ne oluyordu? Ametal değil mi? Şu ametal, ametal, oksijen de ametal. Bunlar moleküler olarak suda çözünüyordu. Dünkü videoda anlatmıştım bunu ki zaten biliyorsun kovalent bağ içeren maddeler moleküler yapılardır. Kovalent bağlarından ötürü suda iyonlaşmaz dedik. Şimdi C6H12O6 dedim. Aqua demiş oldum. 1'e 1. Bir. Şimdi ben ortama mesela 1 tane şeker molekülü. Şu toplam. Bundan attığımda ortama bir tane geliyormuş. Şimdi buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çözeltinin bana bir soru, bir kopya veriyor. Diyor ki ortamda bir molal iyon varken benim kaynama noktam 0,52 santigrat derece yükseliyor diyor. Kaynama noktası bu kadar artıyormuş. Bak bir molal. Yahu Burada neden molar değil hocam? Mesela neden değil? En çok onu soruyorlar. Ya bunu bulan fizikokimyacılar molal cinsinden bakmışlar abi. Sen ne molar cinsinden bul yani. Tamam. Molal bir molal varken diyor 0.52 sana soruyu veriyor zaten. Soru cevabı veriyor bak. Mantığı an. E o zaman ben molal derişimi bulacağım. E molal derişimi bulmak için ilk önce molü bulmam lazım. Değil mi? Neydi? Şuraya yazayım mesela. Molal derişim neydi? Hatırla. Çözünenin molü. M çözünen. Su değil mi? Sadece çözücü. Kilogram çözücü. Bu. 1 kilogram çözücüdeki mol sayısıydı. Peki öğretmenim o zaman gel bakalım. Şimdi ben 450 gramın molünü bulayım ilk önce. O zaman C6H12O6. Şunun 1 molüne baktığımda içerisinde 6 mol karbon var. Karbonun 1 molü 12 grammış. 12 çarpı 6 gram. O zaman 6 molü 6 gramdır. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram 12 molü 12 çarpı 1 gram gelir. Artı oksijenden 6 mol varmış 1 molü 16 gramsa 6 molü de 16 çarpı 6 gram. Ben buradan ne yaparım 180 gram Şekerin bir molünün ağırlığını bulurum. Bu neyi Eması şekerin. Bir molü ney? Bir molü 10 1 molü 180 grammış arkadaşlar. Peki ben burada şunu birazcık aşağı aldım. Bak şimdi ne yapacağım. Geldim. En eşittir M bölü M ile neyi buluyordum? Molü buluyordum değil mi? Benim elimde ne kadar varmış? 450 gram varmış arkadaşlar değil mi? O zaman ben burada direkt yazayım. 450 gram şeker. eması da ne olmuş oldu? 180. E o zaman buradan ne geldi? 2,5 mol gelmiş oldu arkadaşlar. Şunu dedim. 1 mol 180 gramsa 450 gramı da 2,5 mol ya oluyor. Yani hep mantıklarla ilerliyoruz. Şimdi o zaman 2,5 mol ne yaptı çözünelim. Molel derişime bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kilogram yazacağım değil mi buraya? Şimdi 2,5 kilo gelmiyor muydu buradaki? 2500 gram su. 2500 mililitre su. Yoğunluğu 1'di. O zaman 2,5 kilogram dersem ne oluyor? Burası 1 molelmiş yani bu. Ben 450 gram şekeri 2,5 kilo suyun içerisine atarsam o zaman bu bir molel oluyor. Peki öğretmenim ben ortama bir tane attığımda bir tane geliyordu. O zaman şöyle diyeceğim. Ortama bir molel attığımda bak molar, molel, mol bunlar hepsinin tanecik oranıdır bu kat sayılar. Onu demiştik arkadaşlar. Bunları anlatmıştık sizlere. O zaman ortamda 1 molel şeker varsa birebir olduğundan dolayı bir molelde ne olacaktır? Şeker iyonu olacaktır çözeltinin içerisinde. E peki kaynama noktası sabit bak bakalım. 0.52 yükselmiyor muymuş? Ortamda 1 molal varken 0.52 yükseliyor. O zaman ortamda 1 molal toplamı olduğuna göre kaynama noktası 0.52 santigrat derece Yükselir saf halde 100 santigrat derecede kaynayan su artı 0,52 santigrat derece kaynama noktasını arttırırsa kaynama noktası 100,52 100, santigrat derece olur. Ben buradan hesaplayabilirim A seçeneğim doğru seçeneğim tamam. Şimdi öğretmenim formülü nerede kullanacağız? Bak bu bir yöntem tamam bu bir yöntem. Formülde şurada kullanabilirsin. Yani burada hani şöyle bir ikinci yoldan formülden yapalım burada da arkadaşlar. Tamam formül. İstediğini kullan. Okullarda genelde formül gösteriliyor. Peki ben burada şöyle diyeyim. Formül neydi? Delta TK. Bu fark. Neydi? KK kaynama noktası sabiti. M çarpı I. Şimdi ben delta buradaki farkı arıyorum. Yani delta TK'yı arıyorum. KK kaynama nokta sabiti 0,52. Ben şimdi bunu 1 molal buldum. Hemen ya yerine yazıyorum bak. 1 çarpı i de ortamdaki iyon sayısı. Yani moleküler maddelerde i her zaman 1'dir. Tamam mı? Çünkü ortama bir tane iyon veriyor. İyonlaşmıyor yani. O zaman buna da 1 dedim. O zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Buradaki delta tk delta tk eşittir 0,52 olmuş oldu. Bu kadar yükselecekmiş bunu buldum o zaman. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Yani hani delta tk eşittir tk çözelti çözelti eksi tk safal dedi ya. O zaman bu 0,52 ise benim ben çözeltinin buhar basıncını arıyorum. Saf halde de su 100 derecede ne yapıyor? Kaynıyor. 100'ü karşıya atarsak T çözelti eşittir. Ne yapar? 100,52 santigrat derece olarak bulunur. Formülden de böyle yapabilirsin. Ben de bundan sonrasını formülle çözeyim. Çünkü öyle gösteriyorlar okullarda, dershanelerde büyük bir ihtimal öyle görürsünüz. Ama mantı anlayarak gidince çok kolay yani. Tamam mı? Bundan sonra daha pratik gidelim. Gel bakalım şimdi soruları çözeceğiz. Bak yine. 2 kilogram suya 4 mol sodyum klorür ekleni. Bak dikkat et. Sodyum metal, klor ametal, tamam mı? Şimdi bu çözülüyormuş. Oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki kaynama noktası kaç santigrat derecedir? Su için KK 1 molal başına 0.52 santigrat derecedir. Her madde için özeldir. Bir kere şunu bilmem gerekiyor ilk başta. Ben sodyum kloru ortama attığımda sodyum artı artı klor eksi şeklinde iyonlaşır. Buradaki iğney i eşittir 2 arkadaşlar. Ortamda toplam 2 tane iyon var. Ben delta tk'yı arıyorum. Eşittir neydi? kk çarpı m çarpı i'di arkadaşlar. Bunu şöyle aşağı alalım. Çünkü molal derişimi bulalım orada. Şimdi molal derişim bulmam lazım. O zaman çözeltir molal derişimi. En çözünen bölü kilogram neydi? Çözücü. Şimdi burada 4 mol çözünen maddem var. 4 mol. Şimdi suyum da 2 kilogrammış. 2 kilogram dedim. E o zaman buradan ne geldi? Bu çözeltim 2 molal gelmiş oldu. O zaman delta tk diyorum eşittir. Kk 0,52 şurada bana verdi zaten. O zaman molal derişimi 2 molal. İyisi de 2 demiş oldum. Delta tk buradan ne geldi arkadaşlar? 2,08 gelmiş oldu. Yani bu kadar ne yapacakmış? Kaynama noktası yükselecekmiş. E o zaman direkt zaten D seçeneği diyebilirsin arkadaşlar. Yani hani şunu da yapmaya gerek yok herhalde. TK işte ben ne yapıyorum? Bu delta TK eşittir. Farklı yani. Delta fark demek yani. TK çözelti eksi TK 0. Ben ne kadar yükseleceğin 2,08 olduğunu buldum. Yani TK çözelti eksi saf halde su 100 derecede kaynar. TK çözelti yani çözeltinin kaynama noktası 102,08 santigrat derece olur. Şimdi sen hani buradan 2 molal buluyorsun ya bak basit yoldan anlatıyorum. Şimdi 1 molal attığında 1 molal sodyum 1 molal klor oluyor ya yani 1E 1 1. O zaman 2 molal attığında ortamda 2 molal sodyum 2 molal klor olacak. Yani burada toplam iyon derişimi ki kolügatif özellikler bunlara bağlıydı. Ne olmuş oluyor? 4 molal olmuş oluyor. Burada aslında şunu yapıyorsun yani. 1 molal başına sabitten bakıyorum. 0.52 yükseliyorsa 0.52 santigrat derece kaynama noktası Yükseliyorsa 4 molal başına Ne kadar yükselir diyorum Buradan da neyi buluyorum 2.08 santigrat derece yükselir diyorum O zaman çözeltim Ne olur 102.08 santigrat derece olur Çünkü su saf halde 100 santigrat derecede kaynar diyorum arkadaşlar İki yolla da yapabilirsiniz Tamam mı mantığı anlattım diye düşünüyorum Yani tamam gel bakalım İnşallah anlamışsındır Şimdi güzel bir soru bak yine benzer bir soru. Hani o dün çözmüştük böyle. Bir atmosfer dış basınç altında 2 molal 1 litre sodyum klorür sulu çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığının 108 santigrat derece oldu. Yani o zaman şöyle düşün. Bu aradaki delta TK yani aradaki fark ne kadar yükselmiş? 8 santigrat derece yükselmiş mi? Güzel. Şimdi sodyum klorür iyonik bir madde dedik. O zaman bu ortamda iyonlaşıyor. Yani sodyum artı art klor eksi. Bak bunlar hep aynı şeydir. Sıklık. Molar deyince toplam 1 litre çözeltideki mol sayısı. Mesela 2 molar demek 1 litre çözeltide. Yani çözeltinin her 1 litresinde 2 mol var demek. Öğretmenim ama diğer formülde yapıyorken molal diyorduk. E, öğretmenim şöyle. Orada sabitten tam sayı hesaplamak için molal derişim üzerinden gidiyorsun. Yani oran sonuçta derişim oranı. Tanecik oranı yani molar derişim falan. Burada oran orantı yapacağız. Tam sayı yok yani. yani. Tamam. Diğerinden diğerini hesaplamaya çalışacağım. O zaman burada molar derişimde kullanabilirim. Yani şöyle diyorum. Burada tam o formülü kullanmayacağız. Şunu diyorum. 2 moler bak şuradaki hacmin benim için bir önemi yok. E 2 moler demek zaten şu sıklıktır bu. 2 mol bölü litre. Her 1 litrede 2 mol var demek yani. Tamam. O zaman 1 litre için düşünüyorum ben. 2 molarsa bak 1'e 1, 1. Ortamda o zaman 2 molara 2 moler sodyum, 2 moler klor. Toplam 4 moler iyon olur. Ortamda toplam 4 moler iyon varken 8 santigrat derece kaynama noktası da yapmış yükselmiş. O zaman diyor ki bana bir buçuk moler 2 litre alüminyum klor usulü çözeltisinin kaynama noktası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu 2 litrenin benim için şu an bir önemi yok. Zaten ben sıklığı biliyorum yani her 1 litre başına ne yapıyormuş? Bir buçuk mol iyon varken demek bu. Yani bir buçuk moler bak. 1,5 mol bölü litre. Bir litrede bir buçuk mol varken. O yüzden bu tip sorularda hani oradaki hacmin önemi yok arkadaşlar. Şöyle dedik. AlCl3 sıklık üzerinden gidiyoruz. Yani koligatif özellik o demek zaten. O zaman alüminyum 3 artı artı 3 tane klor eksi dersem. Peki öğretmenim ben ortama 1.5 yani 1 litre için ikisini de 1 litre için düşünüyoruz arkadaşlar. Ortamda 1.5 molar olduğunda 1'e 1 bir ve 3 oran varsa o zaman 1.5 molar alüminyum 3 katı 4.5 molar klor toplam ortamda 6 molar iyon olmuş olur. Toplam iyon derişimine bağlıydı. O zaman şöyle diyeceğim. 4 molar varken 8 santigrat derece yükseliyorsa 6 molar varken de bak şunun 2 katı şunun iki katı. O zaman 12 santigrat derece yükselmez mi? E saf halde 100 derecede kaynayan suyu 12 derece kaynama noktasını arttırırsa o zaman çözeltinin kaynama noktası ne olur? 112 santigrat derece olur. O zaman doğru seçeneğim B seçeneği demiş olur. Bu kadar yapman gereken gel bakalım diğer sorumuza geçelim. Şimdi 250 gram suda 6 gram XY iyonik katısının çözündüğünde diyor Donma noktası 100,52 santigrat derece. Yani aradaki fark delta tk neymiş? 0,52 santigrat derece. Bu kadar artmış. Buna göre diyor xy bileşinin mol kütlesi kaç gram bölü moldur? moldur? Bak ma'yı soruyor. Ben sana daha önce ne dedim? Bunlar dedim pu dedim babadan olan nesil sorular dedim. Değil mi? Öyle dedim. Sana mol ağırlığı dedim sorarsa bunu gazda, sıvı çözeltide, enerjide her yerde karşına gelecek böyle sorular. Sen her zaman 1 molünün ağırlığını bulacaksın dedim. Demedim mi? Dedim. Gel bakalım şimdi bakalım. Şimdi burada şöyle diyoruz arkadaşlar bak. X, bana mol kütlesini soruyorsa ben hani o kullandığım formül diyeceğim yani. N eşittir M bölü M A. Bana burada X, neyini vermiş? 6 gram olduğunu vermiş. M yerine 6 koyacağım. O zaman MA'yı bulmak için ne bulmam lazım? Mol bulmam lazım. Değil mi? Harikasın. Peki bu molü nereden bulacağız? Gel bakalım. Ben şimdi delta tk'yı biliyorum. O zaman şimdi bu çözeltinin ben şurada delta tk dersem şöyle bir formülüm yok muydu? kk çarpı m çarpı i. Şimdi ben bu aradaki farkı biliyorum. 0,52. KK zaten neymiş? Sabitli 0,52. Çarpı molal derişim bunu bilmiyorum. Çarpı çünkü mol, molünü bilmiyorum yani. Ne kadar kaç mol olduğunu bilmiyorum. Şimdi 6 gram olduğunu biliyorum ama mole geçmem için mol ağırlığı lazım. Soru zaten bana mol ağırlığını soruyor. E, öğretmenim i. Şimdi i ne olacak? X'ye iyonik katısı diyor. O zaman x, Y iyonik katısıysa bu ortamda mesela x artı artı y eksi şeklinde yükler değişebilir ama ortama iki tane iyon vereceğini söyleyebilirim. Yani burada ne olacak? i'yi iki olmuş olacak. O zaman ben buraya ne yazacağım? Buradan neyi çekeceğim? Monel derişimi çekeceğim. Şimdi buradan da molü bulurum. Değil mi? Mol benim amacım bak. Mole gitmek. Çünkü neden? Ben 250 gram su olduğunu biliyorum. 250 gram su da 0,25 kilogram yapar. Çünkü neden? 1 kilogram 1000 gram. O zaman 250 gram da 0,25 kilogram gelir arkadaşlar. O zaman gel bakalım yapalım. Şunlar birbirini götürürse 1 eşittir 2 dersek molal derişim buradan ne gelir? 0.5 molal gelir. Çözeltimi molal derişimi. O zaman ben buradan molal derişim eşittir en çözünen bölü kilogram su dersem 0.5 molal olduğunu buldum. Çözünenin bana molü lazım mol ağırlığı için. Bölü Şimdi 0,25 kilogram su yok mu elimde arkadaşlar? O zaman ne dedim? 0,25 demiş oldum. En de buradan ne gelir? İçler dışlar çarpımı yaparsam 0,25'i 0,5 ile çarparsam 0,125 mol gelir. Geldim yerine burada koydum. 0,125 eşittir. Ne dedim? 6 bölü MA dersem arkadaşlar da buradan ne gelir? Yani buradan 6 bölü 0,125 çarptım 8 ile çarptım 8 ile. O zaman burası 48 oldu. Buradaki payda da 1 oldu. O zaman MA ne gelecek arkadaşlar? 48 gram bölü mol gelecek. O zaman C seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Yani 0,125 mol buldum ben çözeltinin içerisinde. Bu kadarı 6 gramsa 1 molü kaç gramdır? 48 gramdır. Oran orantı da yapabilirdim. Zaten hep aynı şeylerden bahsetmiyor muyuz arkadaşlar? Bu kadar yani tamam mı? İstediğin gibi bak sana bu tip soruları donma noktasında da sorabilir. Herhangi bir şekilde farklı bir konuda da sorabilir. Mol ağırlığı soruyorsa her zaman grama karşılık mol buluyoruz arkadaşlar. Burada molü bu kaynama noktasındaki farktan bulmuş olduk. Bak donma noktasındaki mantık da ayrı. Geldik nereye öğretmenim? Donma noktası alçalması Şimdi saf bir sıvıda uçucu olsun ya da olmasın bir madde çözündüğünde donma noktası ne yapar? Azalır. Düşer. Bu durumun sebebi donma meydana geldikçe kalan sıvıda derişimin artmasıdır. Bak şöyle düşün. Şimdi farklı bir renk kullanacağım arkadaşlar. Şu yeşili buz gibi düşün tamam mı? Şimdi bu su donmaya başladıkça yüzeyden donar değil mi? Şimdi molar derişimi düşün. Şimdi molar derişimi şu değil mi? M eşittir N bölü V. Şimdi buradaki eğer çözülen maddeler varsa buzun içinde kalmaz. Su kısmına geçer. Sadece su donar. Çünkü bu madde donma noktasına gelmiyor daha. E o zaman çözülen sabitken hacim azalır. Yani buradaki donma oranı arttıkça arkadaşlar. Yani buradaki sular sıkışır. O zaman ne yapar? Gittikçe derişim artar. E gittikçe derişim arttıkça donma noktası gittikçe daha da düşer. Yani şöyle donma noktası düşer düşer düşer. Hatta burada sıcaklık düşüyor. Donma noktasına geliyor. Bak şurada çözeltim yine aynı mantıklayacağım. Yani yarı doygun. Değil mi? Artık çözelti tamamen doyduktan sonra ne yapıyor? Yani tamamen donduktan sonra artık donma noktası sabit olarak gidiyor arkadaşlar. Aynı mantığı burada yine yapabiliriz. Yani gittikçe derişim artar. Donma noktası düşerek devam eder. Tamam mı? Çözeltilerde. Öyle düşün. Buradaki düşmenin sebebi budur arkadaşlar. O zaman şöyle dedik. Donma noktası alçalması. Şimdi delta t'de şimdi burada eksi var. Çünkü donma noktası ne yapıyor? Düşüyor arkadaşlar. Bu aradaki yine ne? Fark. Tamam mı? Şimdi o zaman KD bu ney? Donma noktası sabiti. Donma noktası sabiti. Su için bir molal başına 1 1,86 santigrat derece donma noktası ne yapacak? Düşecek arkadaşlar. E, ee, M çarpı i dedik. Buradaki M çözeltinin molal derişimi. I de çözeltideki iyon sayısı arkadaşlar. Bu şekilde aradaki farkı bulabiliriz. Td de bu fark demiş olduk ya. Mesela şöyle düşün. Buradaki çözeltiyi arıyorum ben. Mesela çözelti eksi 2 santigrat derece olsun su için. Şimdi çözülen maddede saf halde su donar. Saf halde çözülenin donma noktası. O zaman delta td ne olmuş olur? Eksi 2 olmuş olur arkadaşlar. Buradaki eksi de zaten bu formülden geliyor yani. Tamam Düştüğü için orada biz ne yapıyoruz? Eksi kullanıyoruz formülde. Yani bu şimdi dolma noktası düşüyor dedik ya arkadaşlar. Şimdi kışın yollara tuz dökülmesi, uçuştan önce uçakların alkollü yıkanması veya arabalara kış aylarında antifriz konulması donma noktasındaki alçalmayla ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün 0 derecede donuyor ya su. Mesela kışın hava eksi 5 dereceyken sen tuz ilave ettiğinde diyelim ki çözeltinin donma noktası eksi 10 santigrat dereceye düştü. ve o zaman eksi 10'a kadar su sıvı halde. Hava eksi 5 santigrat dereceyken su donmayacağı için daha sıvı olacağı için ne yapar? Bu buzlanmayı önler. Yine arabalara antifriz konulması, uçakların uçuştan önce alkolle yıkanması yine donma noktasını ne yapmak için dedik arkadaşlar? Düşürmek için dedik. Gel bakalım şimdi sorumuzu çözelim. Bak yine aynı mantık. Şimdi diyor ki oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki donma noktası kaç santigrat derecedir? 500 gram suya 0.5 mol baryum kloru eklemişim. Şimdi molal derişimi bulalım. Bu 0.5 kilogram yapar. Molal derişim eşittir. En çözünen bölü ney? Kilogram çözücü. Yani burada su dedik arkadaşlar. Molal derişim eşittir. 0.5 mol baryum klorür çözmüşüm. 0.5 kilogram su da buradan ne gelir? 1 molal gelir. Tamam. Şimdi o zaman formül yapalım mı? Ama ilk önce ben iyi bulayım yani baryum klorür ben ortama attığımda baryum 2 artı artı 2 tane klor eksi şeklinde yoğunlaştırıyorum. Bir tane baryum iki tane klor bir tane baryum iki tane klor yükünü de şuradan alıyorum değil mi yani baryum 2, 2 artı yani çaprazlama yapıyordum. Yani 2 artı şuradaki bir de bunun et, e, arkasına atıyorduk. Yani klorun tepesine atıyorduk. Bu da eksiydi. Bak ortamda kaç tane iyon oldu? Toplam 3 tane. Bir tane bariyum, iki tane klor demiş oldum. O zaman neydi? Şimdi benim bu delta td'yi arıyorum. Delta td eşittir. Eksi kd çarpı m çarpı i diyorum arkadaşlar. Şimdi aradaki fark yani delta td eşittir. Eksi donma nokta sabiti 1,86 santigrat dereceymiş. 1,86 1, 1 molel var. E o zaman i ney? i de 3 arkadaşlar. O zaman buraya 3 yazdım. O zaman delta td buradan ne geliyor? Eksi 5,58 santigrat derece ne yapacakmış? Donma noktası düşecekmiş arkadaşlar. Donma noktası düşüyor bak öyle düşün. Şimdi formülden gidelim yani. Burada ne yapacak? 0 santigrat dereceden 5,58 santigrat derece düşerse cevap C'dir. Tamam. Şimdi o zaman yani 5, eksi 5,58 santigrat derece donma noktası olur. E o zaman şöyle diyeceğim yani. Hani delta T'de bu fark ya. Delta fark son eksi ilk yani. Delta T'de eşittir. Td çözelti formülsel gidiyorum yani eksi Td 0 Ben delta Td'yi eksi 5,58 şuradan 58 santigrat derece olarak buldum. O zaman Td çözelti arıyorum. Saf halde su 1 atmosferde 0 santigrat derecede donuyor. E o zaman burası sıfır olduğundan dolayı ne gelmiş oldu? Td çözelti eşittir. Eksi 5,58. 8 santigrat derece olmuş oldu. Doğru cevabım C dedim. Ya bak formül, formül değil her şey bak. Anla işte onu diyorum arkadaşlar anla ya. Bak ortamda bir molal varken 1,86 santigrat derece ne yapıyormuş? on monoklosu düşüyormuş. E şimdi sen bu çözeltinin derişiminde bir molal bulmadın mı kardeşim? E o zaman sen ortama bir molal atarsan 1'e 1, 1 molal baryum, 1'e 2, 2 molal klodur olur. Toplam ortamda 3 molal iyon olur. E 1 molele 1,86 santigrat derece düşüyorsa e 3 molele de 3 katı kadar canım. Yani 5,58 santigrat derece düşer. E 0 santigrat dereceden 5,58 santigrat derece düşerse de benim ne olur donma noktam? Eksi 5,58 santigrat derece olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Geldik ozmotik basınca bu şu demek videomuzu bitirdik demek arkadaşlar. Bu videomuzda donma noktasını ve kaynama noktasını buradaki değişimleri görmüş olduk. Umarım kafanıza yapmıştır. Gelin bakalım nerede kaldık bir işaretleyelim. Geldik bakalım bakalım arkadaşlar. 7. haftadayız. Vay be zaman çabuk geçiyor. 28. günde koligatif özelliklerden buhar basıncını gördük. Bugün 10 Ocak 2023. Kampımızın 29. günü. Yani günlerden salı dedik arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz burada? Salı gününde bitirdik koligatif özellikler, kaynama noktası ve donma noktası dedik. Yarın ne var? Ozmotik basınç ve ters ozmoz var ve koligatif özellikleri bitiriyoruz arkadaşlar. 30. günün sonunda artık 30. günde de bunları işleyeceğiz. Bugün 29. günü bitirdik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve arkadaşlarımıza önermeyi unutmayın. Sizin için büyük bir emek veriyoruz arkadaşlar. Emin olun yani ne kadar çalıştığımızı bir bilseniz yani şaşırırsınız neden öğretmenim neden yani normal aklı başında biri bu kadar uğraşmaz dersiniz. Ama seviyoruz bilgisayarı seviyoruz sizleri seviyoruz günceli takip etmeyi seviyoruz. Yani bunlarla uğraşmak keyif vermese yapma. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada kaldık. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.